Ya bırakın! Bırakın diyorum. Ne yapmışım ya? Söylesenize. Ne yapmışım beni götürüyorsunuz? Ya bırak! Hanginiz yaptı lan bunu? He? Hanginiz? Bunun intikamını almaz mıyım lan ben? He? Almaz mıyım Hicran? Kimi tehdit ediyorsun? Hadi yürü yürü. Allah'ım şükürler olsun. Bu bir mucize. Şükürler olsun. Allah'tan başka bir şey isteseymişiz olacakmış. Layığını buldu. Sonunda. Ne var gene? Gecenin bu saatinde ne istiyorsun? Sen ne yamanmışsın kız Aliye Hanım? Vallahi 40 yıllık Kerim Hanım, kimse elime su dökemez diyordum ama senin hızını ayakta alkışlıyorum. Polisler geldi, Soner'i ensesinden yakalayıp götürdü. Ne diyorsun sen? Ne polisi, ne Soner'i? Bir şey mi oldu? Düzgünce anlatsana şunu. Olanlar oldu, düğün oldu, bayram oldu. Polisler geldi, Soner'i götürdü. Doğruyu söyle. Bak, ölümü gör, doğruyu söyle. Sen mi söyledin? Ha? Polisler Soner'i mi götürdü? Nasıl oldu bu? Ben hala kendimde değilim. Hiçbir şey anlamadım. Vallahi nasıl olduysa oldu abla. Harika oldu. Kim bilir neler yaptı yine ya? İnşallah birilerinin canını yakmamıştır. Ya kurtulduğuma seviniyorum tabii ki. Ama başkalarının günahına girdiyse. İçiniz rahat olsun. Hiç kimsenin canını yakmaya fırsat bulamadı. Ben ihbar ettim. Nasıl yani? Emniyetten tanıdıklarıma akıl danıştım. Kızım rahatsız ediyor dedim. Eski karısı olduğunu söyledim. Soner'in içeri girip çıktığını söyledim. Ne olup bittiyse hepsini tek tek bir bir anlattım. Ama... Aması falan yok kızım. Ben kör müyüm? Gözlerindeki acıyı görmüyor muyum sanıyorsun? Seni o cehenneme atmaya gönlüm razı gelir miydi hiç? Vallahi derviş amcam ellerine sağlık. Çok iyi yapmışsın. Bir süreliğine de olsa kurtulduk. Sayende ablam da verdiği kararın mecburen de olsa dönmüş olmuştur belki. Hicran, bu sefer gizli saklı yok. Şu işin aslını bir anlat bana. O adam sana ne yaptı, ne söyledi? Bu evlenmeyi nasıl kabul ettin? Her şeyi anlat. Şey... Hadi kızım. Söyle. Ne yaptı o soysuz sana? Ne dedi? Nasıl kabul ettin bu evlenmeyi? Bak artık çekineceğin, korkacağın bir şey kalmadı. Bilelim ki tedbirimizi ona göre alalım. Öyle değil mi? Beni tehdit etti. Mecbur kaldım amca. Tam tahmin ettiğim gibi.
Aliye teyzeciğim. Ben uyuyorsunuzdur diye çekinmiştim ama maşallah siz pek yoğunsunuz. Ne bu telefon trafiği? Hayırdır, kimle konuşuyordunuz? Aman canım, kiminle olacak? Eski bir ahbabımla. Densiz işte. Bu saatte rahatsız ediyor. Aklına gelmişmişim de bilmem ne. Peki neden gerginsiniz? Kötü bir şey mi söyledi? İyiyim, kötüyüm. Ne oluyor canım? Allah Allah, ahiret sorgusu gibi. Sana hesap mı vereceğim Yeliz? Ay estağfurullah, olur mu öyle şey? Sorgu falan... Siz son zamanlarda biraz sıkıntılı, durgunsunuz da bir şey mi oldu diye merak ettim. Yani yapabileceğim bir şey var mı diye. Yok bir şey. İyiyim, sağ ol. Sen niye geldin? Hiç. Ne olacak, niye geleceğim? Sohbet ederiz falan diye düşünmüştüm. Ama siz pek müsait değilsiniz sanırım. Yok, çok uykum var benim. Yarın konuşuruz. Tamam. Neyse, iyi geceler size. Yok ya. Yok vallahi bu kadının halleri hiç normal değil. Sen bir şey saklıyorsun Aliye Hanım ama... Dur bakalım. Elbet çıkar kokusu. Ben de Yeliz'sem bu işin peşini asla bırakmam. Onunla evlenmezsem Melih'e zarar vereceğini söyledi. Bana bir şey yapsa gerçekten umurumda bile değil. Ama benim yüzümden Melih'e zarar verir diye çok korktum. O yüzden mecbur kaldım teklifini kabul etmeye. Belliydi zaten. Dilim başka, gözlerim başka söylüyordu. Ah kızım, ah, ah. Ablacığım, daha önce niye söylemedin? Yapamadım, anlatamadım. Hani söz vermiştik birbirimize. Her şeyimizi anlatacaktık. Sen demedin mi bizim yolumuz bir diye? Öyle tabii ki. Ama size de zarar verir diye çok korktum. Benim hakikatli kızım. Daha yürekli Hicran. Tüm bu olanlardan sonra konağa geri dönemem. Senin ne suçun var ki kızım? Derviş amcam haklı. O adam seni tehdit ettiği için Melek'ten mi vazgeçeceksin? Ya senin tek amacın o çocuğu korumaktı. Şimdi kendinle mi cezalandıracaksın bu çocuğu? Elif kız haklı. Şimdi hemen kalk, hazırlığını yap. Dinlen, sabahleyin de erkenden işinin başında ol. Hem gider gitmez Emre Bey'le de konuş, her şeyi anlat. Evlenmeyeceğini de söyle, herkesin içi rahat etsin. Haklısın amca. Bakın. Kızım benim için her şeyden çok değerli. O yüzden bu konuda en ufak bir tolerans gösteremem. Gelecek kişinin bütün beklentilerimi karşılaması gerekiyor. Hatta daha fazlasını. Tamam. Şartlarım açık. Gelecek kişiye bildirirsiniz. Tamam. Yarın erkenden görüşme için bekliyorum. İyi akşamlar. Ben çıkıyorum. Tamam. Sonunda olanları fark ettin ya, içim daha rahat artık. Bundan sonra daha temkinli davranırız. Bir hatasında da yeni mal sahibiyle konuşup sözleşmesini feshettiririz. Merak etme sen. Sıra sana geldi Berkay. Sindire sindire. Tadına çıkara çıkara mahvedeceğim seni.
Geldim. Başkalarının mutluluğunu düşünürken kendi mutluluğumuzu ihmal ettik. Herkesin arasında da nişanı yakın zamanda yapacağız demiştik ama. Ay doğru. Dedikodular alıp başını gitmeden şu nişanı yapsak artık hakikaten. Vallahi ben kendi adıma elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hatta bugün bir organizasyon şirketiyle görüşmeye gideceğim. Sen de gelir misin Emre? Sana bırakıyorum Melis. Nasıl istersen öyle olsun. Senin zevkine güveniyorum. Ben bu aralar aşırı yoruldum. Günaydın. Günaydın. Ay bir bakayım sana. Işıl ışıl görünüyorsun biliyor musun? Hayırlısı olsun diyeyim. Ama detayları konuşmak isterim seninle. Malum biz de Emre ile nişan arifesindeyiz. Senden feyiz alacağım çok şey var. Nasılsınız Hicran Hanım? Ay nasıl olsun? Dün akşam Soner Bey ile evliliğe ilk adımı attılar. Mutsuz olması için bir sebep var mı? Yok. Teşekkür ederim ama Emre Bey, ben sizinle... Pardon. Efendim? Ben bir Melih'e bakayım. Konuştuğumuz gibi sizi bekliyorum. Hı-hı. Aynen. Sokağın sonundaki konak. Tamam. Artık güvendesin Melih. Kendi kızımı koruyamadım. Ama seni son nefesime kadar koruyacağım. Canımı verdiğim son ana kadar koruyacağım seni. Günaydın benim mis kukulum, günaydın. Oh mis kokuyu. Siz de farkında mısınız? Sizce de Hicran her geçen gün daha keyifsiz, daha mutsuz görünmüyor mu? Bilmem, öyle mi? Bakın görürsünüz. Bu kadın evlilik meselesiyle işi aynı anda götüremeyecek. Çünkü o kadar zeki bir kadın değil, biliyorum. Çok yakında bu konaktan, bu işten tamamen ayrılacak. Hem müstakbel kocası da burada çalışmasına asla izin vermez. Ona da eminim. Çünkü onu da biliyorum. Yani bu da demek oluyor ki Hicran belasından kurtulmamız çok yakın. Ben senin kadar sevinemiyorum Yeliz'ciğim. Ya bir aksilik olursa? En ufak bir sorun bile olsa başımıza neler açar farkında değil misin? Hayır yani ne olabilir ki? Kadın daha dün gece söz kesilecek falan diyordu. Yani ailesi karşı değil. Daha ne olsun? Ben sizin bu kadar endişelenmenizi anlamıyorum. Bilip de söylemediğiniz bir şey varsa bana söyleyin. Ne olacak canım? Hem Hicran Hanım'ın aile meseleleri beni hiç ilgilendirmiyor. Senin
bilip söylemediğim bir şey var. Sen de oyun oynuyorsun. Ama ben çözerim bunu. Bunu da çözerim. Oo, kaçağımız da gelmiş. Günaydınlar olsun. Geçen sefer çorbamı içmedin ama bir dahakine ziyafet sofrası kuracağım sana. Ya kusura bakma patron. Ne yapayım işte, öyle aceleyle çıkmam gerekti. Neyse ben işe başlayayım. Tamam. Ne diyorsun? İnanıyorsun artık değil mi bana? Yani bilmiyorum ama galiba sen haklısın. O adam pek normal değil. Bu pişirmiş, bu yemiş, bu da okuldan gelmiş, bu da hani bana hani bana demiş. Buraya gel çabuk. Hicran abla, bir önceki gün erken gittin. Az vakit geçirdik. Seni çok özledim. Hep yanımda ol istiyorum. Hiç bırakma beni. Bu saatten sonra ben ne istersem onu yapacaksın. Ben ne söylersem o olacak. Yoksa bir bakmışsın ki o pek sevdiğin meleğin üzerine toprak atıyorsun. Bir tane ben seni nasıl bırakırım? Asla bırakma. Merak etme, ben senin hep yanındayım, tamam mı? Prensesim. Günaydın bir tanem. Hadi bakalım hazırlan. Birazdan seni biriyle tanıştıracağım. Kiminle? Gelince görürsün. Hadi bakalım. Emre Bey, sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Bir tanem. Acele et, tamam mı? Hadi hazırlanalım o zaman. Gel bakalım. Pantuflarını giyelim. Ayakkabı. Sonra kapadın. Ne saçmalıyordun sen öyle? Nedir bu Soner konusu? Yakasından tuttuğumuz gibi hapse tıktırdık. Doğru mu söylüyorsun? Tabii doğru. Abim sağ olsun. Onun sayesinde. Yani anlayacağın. Bu meseleyi de ben çözdüm. Tabii biraz masraflı oldu. Sana ar yılı değil, kar yılı. Kaç para istiyorsun onu söyle. Ya biliyorsun ki bu mesele diğerlerinden farklı. O yüzden? Taşın altına elini sokacaksın Aliye Hanım. Kesenin ağzını açacaksın artık. Yok olmaz diyorsan o zaman biz de şikayetimizi geri çekeriz. Sen de artık ayıklarsın pirincin taşını. Tamam. Ödeyeceğim paranı. Doysun şu aç gözün. Yeter ki sen o serseriyi içeride tut. Ay, eyvahlar olsun sen. Ne haber kaynana? Özledin mi bakayım beni? Aynen. Sokağın sonundaki konak. Tamam. Hicran abla, babam beni kimle tanıştıracak? Bilmiyorum ki meleğimi. Ama birazdan öğreniriz. Sürekli gözü üstümüzde ya. Korkmaya başladım ben. Anladın mı acaba? Korkma. Ben yanındayım senin. Hiçbir şey yapamaz. Thank you.
Sakin ol Elif. Elbet bir gün elimize düşecek. Öyle ya da böyle bir açını yakalayacağız. Sen o zamana kadar hiçbir şey çaktırma. Rahat davran. Elif bir bakar mısın? Sana zahmet. Arkadaşlar birikti. Bir el atar mısın? Tabii tabii. Ben gelirim. İstemez. Biz Elif'le hallederiz. Sen beceremezsin. Şu güzelliğe bakar mısın? Tümüyle kuş tüyüyle yapılmış dekorlar. Diyorum ki nişanda giyeceğim kıyafetle aynı renkte kuş tüyüyle mi bezesek bahçeyi? Hı? Çok güzel olmaz mı? İyi, sana bıraktım dedim ya. İstediğini yapmakta özgürsün. Çok güzel. Gel. Evet. Melek hazır. Ay ay ay. Nasıl güzel, nasıl tatlı olmuşsun sen böyle. Dur bir bakayım sana. Babası. Ay görüyorsun değil mi güzelliğini? Ne kadar tatlı bir kız bu ya. Biblo gibi maşallah. Emre Bey ben sizinle... Efendim? Öyle mi? Tamam. Tamam. Tamam geliyorum. Affedersiniz, pardon. Tamam. Emre de sabahtan beri böyle gizemli bir haller var. Siz ne olduğunu biliyor musunuz Hicran Hanım? Acayip merak ettim şimdi. Biz de gidelim bari salona. Öğreniriz herhalde. Gel tatlım. Ay. Ay kim geldi acaba? Bir tanem. Seni Fahriye Hanım'la tanıştırmak istiyorum. Kendisi. Senin yeni özel eğitim öğretmeni. Bundan sonra seninle o ilgilenecek. Kızım size emanet. Hiç endişeniz olmasın. Merhaba Melek. Hayatım, öğretmenden hiç bahsetmemiştin. Ne harika bir sürpriz oldu. Sanırım Hicran Hanım için de sürpriz olmuş. Ama sen her şeyin en iyisini düşünürsün Emre'ciğim. Yine çok iyi düşünmüşsün. Meleğin eğitimini o kadar çok kafama takıyordum ki. Çok iyi oldu gerçekten. Hoş geldiniz. Tamam, o zaman siz öğretmeniyle tanışın. Ondan sonra hiç vakit kaybetmeden derslere başlarsınız. Odana geçelim mi Melek? Baba, ben yalnız gitmek istemiyorum. Bir tanem, sen öğretmenini odana götür, iyice bir gezdir. Ondan sonra ben de size katılacağım, tamam mı? Söz veriyorum. Hadi bakalım, gel bir tanem. Hadi. Emre Bey, ben sizinle bir şey... Şu an hiç vaktim yok. Daha sonra. Tanem. Sana sürpriz yapmak istedim.
Beğendin mi? Çok beğendim. İyi bakalım. O zaman iyi dersler. Çok teşekkürler. Hadi görüşürüz. Şimdi bir şeyler yazalım tahtaya. Ne o? Pek şaşırdım beni gördüğüne. Ne bu suratının hali? Ömür boyu içeride kalacağımı mı düşündün? Senin gül cemalin olmadan yaşayabilir miyim ben kaynana? Sen nasıl çıktın dışarı Karoğlu'ca? Ah benim yarım akıllı kaynanam, ah! Ellerinde delil mi var beni içeride tutsunlar? He? Bir ifademi aldılar. Ben de bir çaylarını içtim. Bitti gitti. Adım gibi eminim. Bu işin altından sen çıkacaksın. Yok vallahi, vallahi. Ama beni bilirsin. Merhametli insanımdır ben. O yüzden sana son bir şans vereceğim. Hemen, şimdi Hicran'ın kafa kağıdını bulup gizlice bana getireceksin. Eğer bu işi yapabilirsen cezanı kesmem. Affederim seni. Eğer yapamazsan ne gömdüğüm yeri hiç kimse bulamaz. Getireceğim, tamam getireceğim. Sakin ol. Getireceğim. O kimliği alıp getireceğim sana, tamam. Aferin sana. Ama zaman işlemeye başladı. Hadi kaybol şimdi. Kutuları oraya alman çok iyi oldu. Yerde açılmış oldu. Gözümden kaçmadı değil. Siz demin Berkay'la fısır fısır ne konuşurdunuz öyle? Yine beni mi çekiştiriyordu? Aman patron, yani sanki ne konuşuluyor ki onunla? Bildiğimiz Berkay işte. Yine saçma sapan konuşuyor, aklı beş karış havada. Ya hem sen merak etme, seninle ilgili bir şey yok zaten. Biliyorum, bilmez miyim? O çocuğu başından beri gözüm tutmadı. O da farkında az etmediğimin. Boyuna iftira atıyor bana. Ya sen haklısın patron ama işte dediğin gibi çocuk daha. Benden sana dost tavsiyesi. O çocuğun söylediklerine kulak asma. Onun niyeti kötü. Gözlerinden okunuyor. Bir de bir ara bana uğra da şu yarım bıraktığımız yemeği tamamlayalım. Hem de Berkay hakkında uzun uzun konuşalım. Olur olur tabii. Karar verdim. Soner'le evliliğimize bir şans daha vermeye karar verdim. Thank you.
Emre. Hayatım ne oluyor? Bir şey oldu yok. Melek artık konuşabiliyor. Eğitimine başlaması gerek. Ondan bahsetmiyorum Emre. Hicran Hanım'la ne oluyor? Ya kadına çok kötü davranıyorsun. Kötü davranmıyorum. Sana öyle gelmiştir. Yapma Emre. Ya kadın soru soruyor, suratına bile bakmıyorsun. Resmen yok sayıyorsun. Yani evlenecek diye böyle yapıyorsan eğer... Ne diyorsun Yeliz sen? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Yani evlenince Melek'i ihmal edeceğini düşünüyorsan eğer diye söyledim. Kendi hayatını düşünmesi Melek'i ihmal edeceği anlamına gelmiyor ki. Ne bileyim, düzenli bir hayatı olacak, mutlu olacak. Senin daha çok memnun olman gerekiyor. Bu durum Melek'e de pozitif yansır. Hem onu da anlamamız lazım. Belli, o adamı çok seviyor. Çok aşık. Sonradan kavuştular böyle. Çok güzel oldu. Ne bileyim, biraz tolerans göstermeliyiz ona. Yeter Yeliz. Hicran Hanım'ın özel hayatı bizi ilgilendirmez. Ben bu konuda seni defalarca uyardım. Lütfen bir daha bu konuyu açma. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ben Melek'e bakacağım. Emre de sana sırt çevirdi Hicran. Artık hiçbir dayanağın kalmadı. Şimdi ait olduğun yere, çöplüğüne geri dönebilirsin. Emre Bey, bazı tatsız gelişmeler yaşandı, biliyorum. Ama artık sonra... Artık bunu kabullenmek zorundasınız. Melek'in eğitimi için bir öğretmene ihtiyacı var. Elbette. Yani benim buna hiçbir itirazım yok. Ama benim söylemek istediğim... Melek. Kolay gelsin. Teşekkürler. Adını yazmayı biliyor musun? Hadi adını yaz. Hicran abla, ne olur yanımda kal. Olmaz. Sizden dışarı çıkmanızı rica edeceğim. Melek'i yakından tanımam için baş başa olmam gerekiyor. Mümkünse yanınızda kalsam? Ne yazık ki mümkün değil. Melek'le baş başa olmam daha doğru olur. Siz de takdir edersiniz ki aramızda bir güven inşa etmemiz gerekiyor. Ne olur gitme. Bir tanem, Melek'im, her şey senin iyiliğin için. Hep okula gitmek istiyordun ya. Bak işte okula hazırlanıyorsun. İyi dersler. Teşekkürler. Hadi Melek. Nerede kalmıştık? Adını yazacaktın. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Vallahi şimdi diyordum ki Hicran gelse de şöyle karşılıklı demli bir çay içsek. Zehra, bardakları getir kızım hadi. Sağ ol Nedim abla, hiç canım istemiyor. Aa, olmaz öyle şey, içeceğiz. Hadi kızım çabuk ol, çabuk ol, hadi Zehra. Bu da bir ağır bir ağır. Hadi karşılıklı Hicran'ımla güzel bir çay içeyim.
Zehra, hani biz kara kılçık bulguru almıştık ya kilerde bir paket. Hadi koş kızım onu getiriver, hadi. Ya abla şimdi onca poşetin içinde ben nereden bulacağım kara kılçık bilmem ne bulgurunu? Normal bulgurlu olmuyor mu o ya? Olmuyor Zehra, olmuyor. İlla kara kılçık bulguruyla olacak Zehra. Her şeyde bir bahane buluyorsun bir kızım. Aa, bir şeye de itiraz etme, hadi. Dur. Bardağı getirir, tabağı getirme. Sen al bunu. Teşekkür ederim. Hadi. Hicran. Senin şu geçen günkü öğretmen meselesine mi canın sıkıldı? Ha, ona mı bozuldu? Yok, ondan değil Nedim abla. Yani Melek'in tabii ki bir öğretmene ihtiyacı var. Ama Melek çok hassas bir çocuk biliyorsun. Ya, öğretmenin ona nasıl davranması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Yoksa Melek yine içine kapanır, sessizleşir diye çok korkuyorum. Ama başka bir mesele var. Nedir? Dök içini Hicran, hadi rahatla kızım. Sabahtan beri Emre Bey'le konuşmaya çalışıyorum. Derviş amca Soner'i şikayet etmiş. Dün Soner'i apar topar alıp götürdü polisler. Aman Allah'ım. Söz falan olmadı yani. Yok, olmadı. Ay Hicran, sen bana çok güzel müjdeli bir haber verdin kızım. Ben de o kadar rahatladım ki bir bilsen. Oh, şükürler olsun. Ya bundan sonra Melek'e de o konaktaki kimseye de bela olamayacak. Gerçi neme lazım şimdi? Meleğimiz arabanın önünden kurtardı falan filan ama. Kızım, o adamı içim pek almadı benim ya. Öyle gözleri falan felfecir okuyor. Tehlikeli biri gibi. Gerçi şimdi Allah için. Yani Emre Bey seni korumaya çalıştı. Yani sen öyle Soner'e söz verdin falan filan deyince bozulmadı değil tabii Emre Bey. Benim de derdim o ya. Mecbur kaldım öyle demeye. Neyse ki atlattım. Emre Bey'le de konuşmaya çalışıyorum. Beni dinlemiyor. Hicra, bak ne olursa olsun sen git kızım Emre Bey'in odasına konuş. Sen onun çalışanısın. Emre Bey adaletli adamdır. Öyle zorda kalanı anlayış gösterir. İzah edersen anlar seni. İnan buna bak Hicra. Hadi iç çayın güzel kızım. Çıktı yine manyak. Ay. Tam kurtuldum. Gün yüzü göreceğim diye sevmiştim. Hayrola Keriman? Yine karnından konuşuyorsun. Hı? Kim kızdırdı yine seni? Hay abi, bu esnaflar var ya tefeci olmuş tefeci. Her şey ateş pahası. Neyse. Ay Allah'ım ya. Ben bu manyağa şimdi Hicran'ın kimliğini bulup verirsem zorla nikah kıyar. Yandı gitti gülüm keten elvan. Ya yardım etmezsem o zaman da beni kıtır kıtır keser. Ama ben ne yapacağım, ne yapacağım? Sen neyin işaretisin? Bana bir yol göstereceksin. Ama ne? Her şey yolunda mı? Sana bir şey yapmaya kalkmadı değil mi? Yok yok. Ya aslında konu ben değildim. Daha çok senden bahsettin. Ben mi? Nasıl yani? Ya şimdi sen de biliyorsun. Senden pek hoşlanmıyor. Yani güvenmiyor. Peki sen? Yani şimdi bu soru... Sen diyorum. Sen bana güveniyor musun? Ha. Yani Berkay, şimdi senin de vukuatın az değil. Ama bence bu konuda haklı olabilirsin.
Yani şimdilik işte emin olmak istiyorum. Nasıl olacak o iş? Bakar mısınız? Hemen geliyorum. Ben bir yolunu buldum aslında. Ben bir çay yapayım. Yanına da bir revari patlası. Patron, ya bana bir yarım saat müsaade edebilir misin? Acil bir işim çıktı da. Tabii Elif. Benim yapabileceğim bir şey var mı? İhtiyaç falan? Yok yok, şey ufak bir işim var, hemen halledip geliyorum. Tamam. Yanına da orta şekerli kahve. Bir de müzik. Hemen getiriyorum. Korkma. Sana yardım etmeye geldim, tamam mı? Sana tek bir soru soracağım. Evetse bir, hayırsa iki kere göz kırpacaksın, tamam mı? Bu Celal sana kötü davranıyor mu? Ben sana yardım edeceğim. Ama senin de bana yardımcı olman lazım. Bak, bu Celal'in foyasını ortaya çıkarmak için bana da bir ipucu lazım, lütfen. Şimdi saati anlatacağım sana. Önce çubuklardan başlayalım. Uzun çubuğun adı Yelkovan. Kısa çubuğun adı Akrep. Rakamlar arasında 5'er dakika var. 1 saat 60 dakikadır. Anlayabildin mi? Tekrar söylüyorum. Gözümüz aydın. Melek öğretmeniyle çok iyi anlaşıyor. Baksanıza. Yanından hiç ayrılmıyor. Tabii. Bu tüm öyle sizin sayenizde. Meleğin sosyalleşmesini siz sağladınız. Hem artık sorumluluklarınızı biraz başkalarıyla paylaşma zamanınız da gelmişti. Tam da düğün arifesinde. Eğer evlendikten sonra çalışmak istemezseniz, Melek yalnız kalmayacak en azından. Sizin de içiniz rahatlamıştır. Konuşmamız gerekiyor. Pardon? Bu ne demek oluyor? Siz benim odama nasıl bu şekilde girersiniz? Konuşmak istiyorum çünkü. Size vaktim olmadığını söyledim. Ayrıca ben konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama size durumu anlatmam gerekiyor. Beni dinlemek zorundasınız.
Peki ya bu? Tamam. Bakalım neymiş? Alo, sana çok acil bir işim düştü. Eczanede misin? Hah, süper. Bak şimdi sana bir fotoğraf yolladım. Bir bak bakalım o ilaç neyin nesiymiş. Tamam, tamam bekliyorum haberini, sağ ol. Merak etmeyin, kurtaracağım sizi. Açıklamak mı? Neyi açıklayacaksınız siz? Beni ne duruma düşürdüğünüzü mü? Tutarsızlığınızı mı? Yoksa nasıl yalan söylediğinizi mi? Niyetinizi en başta söyleseydiniz ben de ona göre davranırdım. Ben böyle olsun istemedim. Benim niyetim asla bu değildi. Öyle mi? Neydi sizin niyetiniz? O an öyle icap etti. Nedenini sormayın lütfen. Ama her şey bitti. Soner dün akşam tutuklandı. Her şey sona erdi. Hiç şaşırmadım. Ama bu sizin probleminiz. Müstakbel kocanızı hapisten çıkarmamı istemeyeceksiniz. Konuşma bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Bu saatten sonra sizden ricam, özel hayatınıza kızıma yansıtmayın.